Uluslararası Ticaret Programımız Exchange'e hoş geldiniz. Ben Guy Shawn, ticaret dünyasındaki son haberleri sizlerle paylaşacağım. Bu bölümde dünyanın en önemli havayolu şirketlerinden birinin tepe yöneticisi bize Covid-19 felaketinden sonra iş dünyasının toparlanmasına teknolojinin nasıl yardımcı olduğunu açıklayacak. Biz çok sağlam bir rakibiz ve insanlar işimizi her zaman maksimum düzeyde yürütmenin yollarını bulacağımızdan şüphe duymamalı. İş seyahatlerini daha güvenli hale getirmek için geleceğin teknolojilerine milyarlarca dolar yatırım yapıldığı temassız bir havaalanından bağlantının gücünü masaya yatıracağız. Ekonomik fırtınadan sonra nasıl hayatta kalınır ve kalkılanır? Seyahat analisti Simon Calder önümüzdeki ticari zorluklar hakkında bize uyarılarda bulunacak. Şimdi, havacılık sektörü COVID-19'dan en fazla etkilenen alanlardan biri oldu. Hayatın en önemli krizinde işten çıkarmalar yaşandı ve uçuşlar askıya alındı. Fakat bu tabloda bile Katar Hava Yolları uçuşları durdurmadı. Tepe yöneticisi Ekber Elbekir, programımıza katıldığınız için teşekkürler. Size göre pandeminin etkileri hangi çapta oldu? Aslında sadece havacılık sanayi bu durumdan etkilenmedi. Bence dünya genelindeki ekonomi altyapısı bu görünmeyen düşman COVID-19 tarafından önemli ölçüde zarara uğratıldı. COVID-19'un uzun süre daha bizimle kalacağını insanların anlamaları çok önemli. Bu sebeple de normal bir hayata kavuşmak için kendi hayat şekilleri ve davranışlarını bu yeni tabloya uygun hale getirmeleri şart. Çok zorlu bir süreçti değil mi? Fırtınaya dayanmayı nasıl başardınız? Her ticarette iki önemli faktör vardır. Risk almanız ve kararlı olmanız gerekir. Ve her iki konuda da Katar Hava Yolları nasıl çalıştığımıza dair esnekliğini gösterdi. Uçmayı asla bırakmadık. Pandemi nedeniyle yaşanan karantinanın ilk dönemlerinde 3.1 milyon insanı sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaştırarak birbirlerini bağlamayı başardık. Merkez havaalanımızı asla kapatmadık. Şu anda insanlar için küresel ulaştırmacıyız. Böylece sektörümüzde gerçekten bir iz bıraktık. Ve tabii ki ülkem Katar'ın adını tüm dünyaya duyurduk. Peki gelecek 12 ayda nasıl bir tablo bekliyorsunuz? Operasyon stratejilerimizi ve modelimizi tamamen gözden geçirmeye devam etmeliyiz. Çünkü her gün bazı ülkeler kısa süreliğine de olsa havalimanlarını ve sınırlarını kapatmayı sürdürüyor. Dolayısıyla her şeyi nasıl planladığınıza ve hükümetlerin bunu çok sıkı bir şekilde uygulaması için nasıl bir irade sergilediğine bağlı. Ve asıl cevap da zaten bu. Yani geleceğe güvenle bakabiliyorsunuz. Biz çok sağlam bir rakibiz ve her bir iş fırsatının tarafımızca değerlendirilmesini sağlamak için işimizi her zaman maksimum düzeyde yürütmenin yollarını bulacağımızı ve hava yolunda çalışan güçlü bir ekibimiz olduğunu insanlar bilmeli. Ve bu, tüm ekibime ve en önemlisi Katar halkının bu hava yoluna verdiği destek için bir kredi. Sayın Elbekir, programımıza katıldığınız için teşekkürler. Havayolu seyahatlerinin normalleşmeye başladığı son dönemde Şehrazat Saf'la yolculukları daha güvenli hale getirmek için kullanılan benzersiz bir teknolojiyi inceledi. Bu, dünyanın en birbirine bağlı merkezlerinden biri. Hamad Uluslararası Havaalanı'nda pandemiye rağmen faaliyetlerde artış gözlendi. Skytrax, COVID-19 güvenlik değerlendirmesinde 5 yıldız alan Orta Doğu ve Asya'da ilk ve tek havaalanı oldu. Dünya nüfusunun %60'ı Katar'a 8 saatlik bir uçuş mesafesinde. İş insanları sadece havada değil, yerde de şimdiye kadar görülen en ileri teknolojilerden bazılarıyla karşılaşıyor. Tıpkı tüm yolcuları kızılötesi ekranlar, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik kullanarak termal olarak kontrol eden bu akıllı kasklar gibi.
Bu dezenfektan robot, virüs ve bakterileri azaltmak için yoğun trafik bölgelerinde ultraviyole C ışığı konsantrasyonunu yayıyor. Uçak bileti ve bagaj teslimi temassız şekilde yapılıyor ve uçaklarda ultraviyole kabin sistemi patojenleri öldürüyor. HEPA filtreli hava dolaşım sistemleri uçak içindeki virüs ve bakterilerin neredeyse %100'ünü ortadan kaldırıyor. Dünyanın tüm sektörleri bu küresel pandemiye hazırlıksız yakalanırken havacılık için bu daha da büyük bir zorluk oldu. Bu yüzden de bu aşırı değişken çağda yalnızca bir avuç şirket yolcuları rahatlatacak seviyeye gelebildi. Şehrazat Safla havalimanı teknolojisinin değişen yüzünü bize işaret etti. Peki havayolu sektörü önümüzdeki 12 ay boyunca gerçekten ne kadar güvende olabilir? Bu soruyu havacılık uzmanı Simon Calder'la konuştuk. Bildiğiniz gibi son 15 ayda gökyüzü en boş dönemlerinden birini geçirdi. Mayıs ayı sonlarında havayolu şirketleri pandemi öncesi durumu yakalamak için 4 ya da 5 yıla ihtiyaçları olduğunu açıkladı. Her havayolu için gelecek yıl kritik ve çok zorlu olacak. Şimdi 60 saniyede dünya çapındaki diğer iş hikayelerini hızlı bir şekilde görme zamanı. Mumbai merkezli çok uluslu şirket Reliance için genel kurul zamanı geldi. 2020'de Reliance 200 milyar dolarlık piyasa değerleme bariyerini aşan ilk Hintli şirket oldu. Tüm gözler Google'la kurduğu iş bağına ve dünyanın ilk ve ucuz 5G akıllı telefon üretme planına döndü. Avrupa'da Avrupa Komisyonu'nun amiral gemisi araştırma ve inovasyon etkinliği Avrupa ve dünya genelinde inovasyonun geleceğini tartışmak üzere iş liderlerini, politika yapıcıları ve halkı bir araya getirerek başlıyor. Ve son olarak dünyaca ünlü kargo taşıyıcısı FedEx merakla beklenen 4. çeyrek raporunu yayınladı. FedEx dünyada var olan en büyük filolardan birine sahip ve Covid krizi sırasında gerçekten büyük mali kayıplar yaşamadı. En azından son 2 çeyrekte tahminlerinin üzerinde bir performans sergiledi. Yatırımcılar FedEx'in bir kez daha olumlu bir finansal sürpriz yapıp yapmayacağını görecek. Bu haftalık süremizin sonuna geldik. The Exchange'in gelecek bölümünde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.